zaten. Kapitalizm eşittir, krizdir. Sürekli çabalıyor, kendisini ayakta tutmaya çalışıyor. Son dönemde de vekalet savaşlarıyla aslında biraz kendisini ve siyasetini ayakta tutmaya çalışıyor. İsrail-Filistin arasındaki savaş da bunun bir parçasıdır. Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi de bunun parçasıdır. Karabağ'daki çatışmalar da vekalet savaşlarının bir parçasıdır. Tabii kapitalizm krizlerle boğuşuyor. Türkiye bundan çok azade değil. Türkiye krizlerle değil, Türkiye bir çöküşü yaşıyor. Türkiye hem ekonomide hem demokraside hem insan haklarında hem demokratik değerlerde hiçbir dönem olmadığı kadar ciddi bir çöküşü, ciddi bir çürümeyi, ciddi bir krizi yaşıyor. Türkiye'nin dört bir yanında açlık, sefalet çığlıkları geliyor. Türkiye'de öğrenciler barınamıyor. Türkiye'de emekliler geçinemiyor. Türkiye'de 30 milyonu aşkın insan açlık sınırı altında yaşıyor. Belki Kars'ta hemşerilerimiz de bu sorunu yaşıyor. Sobasını yakamıyor, kombisini açamıyor. Çocuğunun cebine açlık koyup okula gönderemiyor. Bu sadece Kars'a az bir şey değil, Türkiye'nin tamamı aynı sefaleti yaşıyor. Şimdi böylesine stratejik, böylesine güçlü bir geçmişe, mirasa, ekonomiye sahip bu ülkenin bu hale gelmesinin temel bir sebebi var. AKP iktidarıdır, AKP-MHP iktidarıdır, AKP-MHP ittifakıdır demek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli bir şey söyledi. Diyor ki, mümin yoklukta sabredendir. Evet, madem hepimiz müminsek, hepimiz bu yoklukta sabredeceksek, bir günde saray sabretsin, ışıklarını açmasın, karanlıklarını yakmasın. Bir gün çorbayla, ekmek peynirle saray idare etsin, daha sonra müminler sabretsin. Bir gün Türkiye'deki faiz lobileri sabretsin, bir günlüğüne faiz almasınlar. Bir gün savaş varımları sabretsinler. Yani bu bizim mümin sayan, sürekli yoksullukla, açlığa sabretmemizi isteyenler maalesef sabretmiyorlar. Türkiye ekonomisi hiçbir dönem olmadığı kadar çarçur ediliyor. Kaslı hemşerilerimiz de buna şahittir. İrademizi gasp eden kayyumun uygulamaları da bunun en iyi göstergesidir. Kars'taki kayyum uygulamaları neyse, AKP uygulamaları neyse, Türkiye'nin dört bir yanında aynı uygulamalar devam ediyor. Şimdi halk kendisini ısıtamıyor, kombisini açamıyor, sobasını açamıyor ama sabredin diyorlar. Değerli arkadaşlar, sabretmemeliyiz. Bu yanlışlara, bu yalan düzenine, bu talan düzenine, bu soygun düzenine itiraz etmeliyiz. İtiraz etmediğimiz müddetçe çocuklarımızı okula gönderemeyecek duruma geleceğiz. Belki -35 derece soğuğun olduğu Kars'ta kombilerimizi açamayacak bir duruma geleceğiz. Dolayısıyla Erdoğan'ın dediği gibi sabretmeyeceğiz, itiraz edeceğiz, isyan edeceğiz. Bu yoksulluğa, bu yolsuzluk düzenine, bu zulüm düzenine hayır demek durumundayız. Ben Kars'ta hemşerilerim de geçmişten gelen mirastan dolayı itiraz edeceğine inanıyorum. Değerli arkadaşlar, evet, Kars yüzüde bir kentimiz. Etrafında 3-5 tane ülke birim bulunuyor. Bu ülkelerin önemli bir kavşağında bulunuyor. Kars'ı bir ticaret merkezi yapacak doğu kapısı ala kapalı. Ermenilerle, Ermeni halkıyla yaşanılan sorunla ilgili. Biz bir an önce bu kapının açılmasını istiyoruz. Eğer Kars'ın kalkınmasını istiyorlarsa, bu Kars'ı sefalete, zulme terk edenler, Kars bizimdir diyorlarsa buyursunlar, kapıyı açsınlar. Bu göç yollarını kapatsınlar. Değerli halkımız, ben de siz de çok iyi biliyorsunuz, Kars'ın yaşayan, içerisinde yaşayan nüfusundan kat be kat fazlası bugün metropollerdedir. İstanbul'dadır, Ankara'dadır, İzmir'dedir,
hizmet işlerinde çalışıyor, inşaatlarda çalışıyor, yaşamını idame ettirmeye çalışıyor. Önce bu göç yolları kapatılsın. Kars'ta doğanlar Kars'ta iş bulacak imkanlara sahip olsun. Şimdi 50+1 tartışmaları var. Siz de yakinen izliyorsunuz. Ya bu 50+1'i icat eden AKP kurmayları bize şunu söylüyordu. Aman az susun. Türk tipi başkanlık sistemi geldiği zaman Kürt meselesi çözülecek. Aleviler eşit yurttaş olacak. Milli gelirden aldığınız pay 20 bin dolara çıkacak. Açlık olmayacak, sefalet olmayacak. Var içinde yaşayacağız, yokluğu görmeyeceğiz. Çocuklarımız hepsi refah içerisinde umutla, mutlu bir şekilde yaşayacak diyorlardı. Şimdi aradan birkaç yıl geçti. Bu Türk tipi başkanlığı icat edenler diyorlar ki biz bu sistemi değiştirelim, bu usulü değiştirelim. Biz de diyoruz ki Erdoğan'a, AKP'ye diyoruz ki mesele usulde değil. Mesele sizin zihniyetinizdedir. Bir sistemde adalet yoksa, halk yoksa, demokrasi yoksa, halka, emekçilere bir sistem açık değilse böyle krizlerle dolu olur. 5 yıl kendini idame ettirir, 5 yıl sonra tekrar başka bir usul aramak zorunda kalırsınız. Mesele başkanlık sisteminin kendisidir, onun içeriğidir. Yeni gelecek sistem neyse, yine halktan uzak olacaksa, halkı kapsamayacaksa 5 yıl sonra tekrar AKP hükümeti onu değiştirmek zorunda kalacak. Niye bu sistemi değiştiriyor? Çünkü biliyor, çok iyi biliyor ki artık Türkiye toplumu bunlara inanmıyor. Türkiye toplumu artık bunların yalanlarına, bunların çizmiş olduğu pembe tablolara inanmıyor. Biz de diyoruz ki evet inanmamaya devam edeceğiz. Değerli halkımız, sistemine ve seçimlere de değinmek istiyorum. Evet, önümüzdeki dönem seçimler var. İradesi gasp edilen Kars halkı da çok iyi biliyor. Biz seçimlerde en başta kayyum atanan belediyelerdeki kayyumları o büyük saraya göndereceğiz. AKP belediyelerinin kötü yönetiminden dolayı demokrasi bilmeyen, demokratik yerel yönetimleri bilmeyen belediyeleri demokratik yerel yönetimlerle buluşturacağız. Anlayışımızla, paradigmamızla buluşturacağız. Yine sizin de merak ettiğiniz, biz artık batıda da halkımızın yoğun olarak yaşadığı her yerde halkımızın yönetimlerde bulunmasını sağlayacak bir yöntem belirleyeceğiz. Diyoruz. Açız diyoruz, onlar vatan diyorlar. Yani Türkiye'deki yoksulluğu, açlığı, içerisinde bulunmuş olduğumuz krizi vatan ve bayrakla örtmeye çalışıyorlar. Bizim açlığımıza, yoksulluğumuza vatan ve bayrak diyenler kendi yolsuzluklarını vatan ve bayrakla örtmeye çalışıyorlar. Bu vatan ve bayrak sevdalısı oldukları için değil, onunla iyi perdelendikleri için bu kavramları kullanıyorlar. Biz bu vatan demokratik olsun, hepimizin olsun, demokratik bir vatan olsun diyoruz. Bu bayrak eğer herkesin olacaksa herkesi kapsayan bir anlayışın Türkiye'de hakim olmasını istiyoruz. Vatan da bayrak da hırsızların, yolsuzluk yapanların, yetimin, fakirin, fukaranın, hakkını çalanların, çırpanların olmadığını, olmayacağını belirtmek istiyorum.